Herkese merhaba, ben Ömer Faruk Gökmen. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Şimdi bu videoda sizlere Özcan Show YouTube kanalının animasyonları nasıl yapılıyor, kısaca bunlardan bahsedeceğim. Kullandıkları programları dile getireceğim. Ve aynı zamanda eğer sizler de böyle animasyonlar yapmak istiyorsanız ve bu şekilde bir YouTube kanalı açmak istiyorsanız neler yapmanız gerektiğini, hangi videoları, hangi programları öğrenmeniz gerektiğini sizlere anlatacağım. Hemen vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Şimdi YouTube arama çubuğuna Özcan Show diye arattığımız zaman gördüğünüz gibi kanala ulaşmış oluyoruz. Yaklaşık olarak 1 milyona yakın aboneye ulaşmış durumda ve videoları da gayet güzel bir şekilde iyi izleniyor, iyi görüntüleme alıyor. Şimdi hemen öncelikle şöyle bir videoyu açalım ve izleyelim. Evet, dikkat ettiyseniz şu an basit bir ağız hareketleri var ve gerçekten çok kolay bir şekilde yapılmış. Göz kırpma animasyonu da burada görebiliyoruz. Ne diyor lan, ne diyor? Şey, maske mesafe diyor Niyazi dayı. Salgına karşı. Ve basit el hareketleri var arkadaşlar. Dolayısıyla çizimlere baktığımız zaman muhtemelen Photoshop programında bunlar yapılmış. Bu çizimler ve yine muhtemelen After Effects programını kullanarak bu animasyonları gerçekleştirmişler. YouTube kanalında yayınladığım DUIG derslerinden pek faydalandıklarını düşünmüyorum. Basit kol hareketleri, göz hareketleri yapmışlardır. Şöyle göstereyim sizlere. Mesela YouTube kanalımda şu şekilde bir ders var. Dikkat ettiyseniz, izlediyseniz. Gördüğünüz gibi basit ağız hareketleri var ve göz kırpma hareketleri var. Bu dersi izlerseniz sizler de burada yaptığı animasyonu, yaptığı karakter animasyonunu anlamış olursunuz. Benzer şekilde ağırlıklı olarak geliştirdiği karakterler var, tasarladığı karakterler var. Ve temelde göz hareketleri ve ağız hareketlerini kullanarak bu animasyonları gerçekleştirmiş. Ve videonun sonunda, animasyonun sonunda gördüğünüz gibi yazan, çizen, seslendiren Murat Özsoy adında arkadaşımız bunu geliştirmiş. Ve iki animator var. Doğan Mert Saatçi ve Işıl Reyhanoğulları adında muhtemelen iki animasyonu yapan arkadaş var, çalışan var. Arka plan tasarımını background'ı da Esma Polat adında birine yaptırıyorlar. Ve görsel efekt koordinasyonu VFX dediğimiz animasyonları, yani Visual Effects dediğimiz animasyonları da Gökçe Başkın adında arkadaşa yaptırıyorlar. Dikkat ettiyseniz 4-5 kişiden oluşan bir ekip kurmuşlar ve gayet güzel animasyonlar ortaya çıkarıyorlar. Sizler de bu şekilde bir ekip kurarak animasyonlarınızı yapabilirsiniz. Peki hangi programı kullanmam gerekiyor bu durumlarda? Onlardan bahsedelim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Öncelikle burada Photoshop'u bilmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi karakterleri Photoshop'la tasarlamış ve tabii animasyon programı olarak da After Effects'i kullandığını düşünüyorum. Çünkü şöyle gelelim, mesela başka bir video açayım size. Şu kısmı izlediğimiz zaman gördüğünüz gibi şuradaki efekti, dediğim gibi After Effects programını kullanmış olabilirler. Şuradaki çizgiler de aynı şekilde. Bunu Premiere'de de yapmış olabilirler veya DaVinci Resolve'da da yapmış olabilirler. Sony Vegas'ta olabilir. Dolayısıyla onlarla iletişim kurup sormak lazım. Fakat ben şunu söyleyeyim sizlere, Özcan Show animasyonları için iki programı bilmeniz yeterli. Bir Photoshop, iki After Effects. Peki ben sizlere kanalımda hangi videoları önerebilirim, onları bahsedeyim sizlere. Şimdi burada karakter animasyonu dersleri var. Şimdi görüntüleyelim bunu. Bakın, karakter yürütmeleri başta olmak üzere, karakter göz kırpma, dudak hareketleri ve çok sayıda karakterle ilgili derslerimiz var. Bunları izlediğiniz takdirde sizler de Özcan Show'un videolarının benzerini gerçekleştirebilirsiniz. Hatta daha da iyisini gerçekleştirebilirsiniz. Ve size tavsiyem, eğer After Effects'te daha da iyi bir hale gelmek istiyorsanız kanalımdaki videoları izlemenizi öneriyorum. Evet arkadaşlar, bu video bu kadar. Dediğim gibi sizlere Özcan Show YouTube kanalı animasyonları nasıl yapılır kısaca anlatmış oldum. Sizler de bu şekilde animasyonlar gerçekleştirebilirsiniz. Yeter ki çalışmaya devam edin, pratik yapmaya devam edin, dersler izlemeye devam edin. Sizler de bu şekilde 2D animasyonlar veya motion grafik animasyonları yapabileceksiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.